Furkan Otogaz Çorlu'dan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Volkswagen Tiguan 1.4 TCI aracımızla beraber testteyiz. Direksiyonda araç sahibi Fuat Bey var. Fuat Bey, öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim Furkan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Aracınızı az önce teslim aldınız. Evet. Biz gerekli testlerini gerçekleştirdikten sonra size teslim etmek için aracı hazırladık. Şu evet. An bir test sürüşüne çıktık. İlk deneyimleriniz nasıl acaba? Bir aktarabilir misiniz? Deneyimimiz hala, zaten araç gazda gidiyormuş. Ben hala daha gaza geçip geçmediğini fark etmedim bile. O kadar yani hissettirmiyor. Birebir nasıl benzinle gidiyorsa aynı şekilde. Randımanı, sürüşü, hiçbir farkı yok. Aracınız 2017 model. Evet. 1.4 TCI Tiguan 150 beygir. Evet. ACT motor dediğimiz, ekonomisi bol olan, fakat yakıttan dolayı, yani yakıt fiyatlarından dolayı bu ekonomi bizde geçerli olmadığı bir araç aslında. Evet. Şimdi test sürüşüne devam ediyoruz. Aracımızla Prince VCI 3 DI LPG kiti dönüşümünü uyguladık. Hani LPG bu aracı aldıktan sonra aklımıza geldi. Daha önce de kayınpederim taktırmıştı yine Furkan Otogaz'da. O da çok memnun. Nissan Qashqai'sine taktırmıştı 2023 model. Ondan sonra ben de geldim. Furkan Bey'in aracıyla da teste çıktık. Çok memnun kaldık. İyi de biz de karar verdik. Usta ellere bıraktık. Aracımızı 2 gün sonra teslim aldık. Şu anda gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. İnşallah hayırlısı olacak. İnşallah Fuat Bey. Prince VSI 3 DI LPG kitiyle beraber aracınızda %45'e varan bir tasarruf sağlıyorsunuz. %1'lik de bir benzin tüketimi sağlamış oluyorsunuz. %1 bu oranlar arasında en düşük rakamdır. Karma sistemi olarak çalışır aracınız. Belirli devirlerde benzin takviyesi yapar. Senede çok kilometre yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Evet, ben iş gereği sürekli şehir dışına falan gidiyorum. Yani senede 40 bin kilometrenin altına düşmem galiba. O zaman siz onda bir da sene içinde çok rahat amorti edeceksiniz bu, evet, sistemi. 20-30 bin kilometrede herhalde geri alırım paramı diye düşünüyorum yani. Tabii Prince'in sitesinde zaten bu tasarruf cetveli var. Oradan da kullanıcılarımız devam edebiliriz buradan. Tamam. Oradan da kullanıcılarımız bunu ölçebilirler. Orada ne kadar kilometrede sistemi amorti edeceğini, ne kadar bir ücret amorti edeceğini görebiliyorlar. Şimdi şöyle de bir durum var. LPG dönüşümünü yaptıracağım diyen kullanıcılarımız diyor ki, ben diyor bunu diyor işte şu sürede amorti edemem diyor. Fakat şöyle de bir durumu unutmayalım. LPG dönüşümünü yaptırdıktan sonra araçlarınızın değeri düşmez. Aksine bir aksesuarmış gibi LPG kitinin fiyatını aracınızın fiyatının üstüne ekleyip satabilirsiniz. Çünkü bir sonraki kullanıcı da muhtemelen LPG dönüşümü yaptırmak isteyecektir yakıt fiyatlarından. Aynen öyle. Ona da bir kolaylık olmuş oluyor. Ona da masraf çıkmamış oluyor. Bu durumda ne kadarı taktırdıysanız, artık nasıl istiyorsanız o şekilde üstüne ekleyip satabilirsiniz. Bunu da bildireyim. Yani eski mantıkla ilerlemeyelim. Eskiden işte araca LPG takılır mı? Tabii. Özellikle TCI motorlara işte bu araca LPG uyumlu olur mu? Düzgün kit, uygun bir marka ve kaliteli işçilikle araçlarınızda konforlu ve tasarruflu sürüş elde edebilirsiniz. Fuat Bey de bizleri tercih etti. Aracının LPG dönüşümünü yaptık. Şu an gayet yoldayız. İyi bir şekilde seyrediyoruz. Yani araçta LPG olmadığını bilmesen hiç yani farkına bile varmazsın. LPG'li olup olmadığın aracın. Eskisi gibi arabanı böyle değiştirirken LPG'den gaza şeyde benzine, benzinden LPG geçerken bir sarsıntı falan olurdu. Ama şimdiki sistemlerde öyle bir şey yok, hissetmiyorsun. Çok da güzel. Çok yol yapan için zaten mazot, benzin parası da görüyoruz 43-44'lere geldi. Hala da artış devam ediyor. Tabii. Yani maalesef. Mutlaka böyle bir araç kullandığında mutlaka LPG taktırmak şart oluyor. Şehir içinde
ara sıra hani dışarı çıkan bir insan için fark etmiyor ama uzun yol giden bir insan için ya da sürekli araç başında olan bir insan için artık en ufak bir tasarruf bile önemli noktaya geldi yani bu devirde. Tabii. Çünkü yakıt fiyatları çok yüksek. Şimdi yol açılınca ufak bir performans testi yapabilir miyiz? Tabii. Şöyle ivmelenmesini gösterelim aracın. Aracımız bu arada DSG otomatik şanzımana sahip. Vites geçişlerini de görüyoruz. Herhangi bir sarsıntı, sıkıntı yok. Gayet pürüzsüz geçiyor. Performansta da bir şeyin olmadığını burada görebiliyoruz. Daha önce de Volkswagen araç kullandığınızı söylemiştiniz. Genelde yani hep Volkswagen tercihimdir yani. Güzel araç. Bunu da yeni almışsınız. Allah kaza bela vermesin. Güle güle kullanın. Aldık 2 gün sonra hemen furgon otogazda buldum kendimi. Testimizin sonuna doğru geliyoruz. Sizlerin eklemek istediği herhangi bir şey var mı? Kullanıcılar için, izleyiciler için. Yani ben çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ederim. İşçilikleri de olsun. Hani karşılamaları olsun, ilgilenmeleri olsun. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Memnun da kaldık. Herkesi de Furkan Otogaz'a bekliyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler, hoşça kalın.